Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde geometri kampımızı geldik 19. günde ve bugün üçgenlerin konu anlatımının son videosunu yapacağız arkadaşlar ve bu videomuzla beraber de açı kenar bağıntısını tek videoda tamamlamış olacağız. Bu bizim konu anlatımımızın 13. videosu olacak. Peşine kaya soru, kaya soru, kaya test, kaya test, elit soru, elit soru ve elit test, elit test olmak üzere bu şekilde hızlı bir şekilde üçgenler konusunu tamamlamış olacağım. Bugün pdf aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayanlar da oradan yararlanabilirler diyorum. Hiç vakit kaybetmeden direkt açı kenar bağıntılarını sizlere veriyorum. Gayet basit. Elimizde bir ABC üçgeni varsa A açısı, B açısı ve C açısı varsa ve bu açılar arasında herhangi bir kıyas varsa yani A küçük, B küçük, C küçük gibi direkt açıların gördüğü kenarlar. A açısı küçükse, küçükse benim A kenarım en küçük. Sonra B açısı küçükse B kenarı küçük. Ve en son da C açısıysa yani buradaki en büyük açı C açısıysa C açısının gördüğü kenar olan A, AB yani C kenarım en büyük olmuş oluyor. Mantıken düşündüğümüzde açıyı ne kadar büyütürseniz bakın şöyle 189 derecelik bir açı yaptığımı düşünün. Açıyı ne kadar büyütürseniz açının gördüğü kenarı o şekilde büyütmüş oluyorsunuz. Yani kısaca büyük açının karşısında büyük kenar veya tam tersi büyük kenarın gördüğü açının karşısı her zaman büyük açı olmak zorunda kalıyor. Ve 455. sorumuzda ABC bir üçgen 70 derece 60 derece AB eşittir C AC'miz B ve BC'miz A olduğuna göre küçükten büyüğe ABC kenarının sıralaması. 70-60 yani 130 geriye buraya kaldı 50 derece. Hocam açılar arasında A açısı küçüktür. C açısı küçüktür. B açısı varsa ve bu şekilde aynen kenarlara da yansıyor bu. Yani ne anlama geliyor bu? A küçüktür. C küçüktür. B kenarlarımız olmuş oluyor. 455. sorumuzun cevabı ACB olarak bulunuyor. 456. sorum ABC bir üçgen. ABC 61, 60, AC kenarlarımız verilmiş, küçükten büyüğe ABC kenarlarını istiyor bizden. E bu 60 bu 61 ise toplam 180 olması için bu açım 9 derecedir. E demek ki hocam en küçüğü C açısı. Sonra A açısı en sonda B açısı olduğuna göre, e bunlara orantılı olarak ben kenarlarını oranlayabilirim. Yani C kenarı küçüktür, A kenarı küçüktür, B kenarı diyebilirim. 456. sorumuzun cevabı CAB olarak bulunuyor. 457. sorumda ABC bir eşkenar yani tüm kenarlara eşit. Üçgen ABD 15, EBC 10, ABC kenarlarımız verilmiş. Onunla göre küçükten büyüğe ABC'nin sıralaması. Açıları bulalım. Şimdi bu eşkenarsa hocam bu 60 derece. Bu da otomatikman 60 derecedir. Daha sonra 60 ile 10'un toplamı ne yaptı? 70. Demek ki bu açımız 70 oldu. Yani 60 ile 15'in toplamı bu açımız 75 oldu. 15, 10 daha 25. Tamam 60 olacaktı. Arada kalan bu kısım demek ki 35 derece olmuş oldu. Demek ki hocam benim B açım küçüktür E açısından. O da küçüktür D açısından. E böyle olduğunda B'nin gördüğü açının gördüğü kenar B küçüktür. E'nin gördüğü A küçüktür. D'nin gördüğü de C oldu. Yani en büyük C oldu. BAC 457. sorumuzun cevabını bizlere buldurdu. 458. sorumuz. ABC bir üçgen. ABD eşittir. DB eşittir. EBC. Açılar verilmiş. A açısı C'den küçük. BDA, DEB, BC olduğuna göre küçükten büyüğü ABC kenarlarının sıralaması nedir diyor bizlere. Şöyle yapalım. Bakın küçükten büyüğü ABC. Diyelim ki alfa, alfa, alfa. Bu açımız beta olsun. Bu açımız teta olsun. Hocam bu beta bu alfaysa şuradaki açımız beta artı. Alfa oldu. Buradaki açımızda alfa artı teta oldu ve buradaki açımız zaten alfa. Şimdi ben şuradaki B açısını, E açısını, D açısını kıyaslayabilirim. Eğer A açısı yani beta küçüktür, C açısı teta ise beta tetadan küçükse her iki tarafa alfa eklediğimde beta artı alfa da küçüktür. Teta artı alfaya beta artı alfa, teta artı beta artı alfa, teta artı alfa. Güzel. Bunda bundan küçük. E, alfa da bunların hepsinden küçük olacağına göre. Açıları kıyasladığıma göre artık ben kenarlarımı kıyaslayabilirim. Alfanın gördüğü B. Beta artı alfanın gördüğü C. Ve teta artı alfanın gördüğü A oldu. B, C, A, 458. sorumuzun cevabı da bu şekilde bulundu. 459. sorumuz A, B, C bir üçgen. B, A, 7, BC 9, A, C, 8 olduğuna göre... Küçükten büyüğe ABC açılarının sıralaması nedir diyor. Aynı mantık buradaki BC C kenarım benim en büyük. Yani 9 büyüktür. Buradaki 8 o da büyüktür 7. E hocam 9'un gördüğü açı A. Demek ki A açısı büyüktür. 8'in gördüğü açı B. B açısı büyüktür. 7'nin gördüğü açı C. C açısı. Bizden sıralama istiyor küçükten büyüğe. CBA benim cevabım olacak. Yani C küçüktür. B küçüktür. A açısı 459. sorumuzun cevabı da CBA olarak bulunuyor. 460. soruda ABC bir üçgen. BAC 110 derece. ACB 20 derece. A'sı B'si C'si verilmiş. C eksi B artı C A artı A eksi B bölü 2 ifadesinin i̇şte eşit nedir diyor. Tabii mutlak değer içinde. Niye verdi bunu bana? Şu yüzden. 110, 20 daha 130. Demek ki benim burada kalan açım 100, pardon 50 derece. E bu ne anlama geliyor? 110 derece büyüktür, 50 derece büyüktür, 20 derece. E böyle olduğunda 110'un gördüğü A kenarın büyüktür. 50'nin gördüğü B kenarı büyüktür. 20'nin gördüğü C kenarı. Aşağıya geldim. Ne diyor bizden? C eksi B. Yani küçük kenardan büyük kenarı çıkarttığımızda mutlak derin için negatif olur. Dışarı eksiyle çarpılıp çıkar. Yani dışarıya B eksi C çıkar. Sonra C eksi A. Yine küçükten büyüğü çıkartmışım. Negatif olacak içerisi. Dışarı eksiyle çarpılıp çıkacak. Eksi C artı A. Var mı sorun? Yok. A eksi B diyor büyükten küçük çıkarttığımızda pozitiftir. Dışarıya aynen çıkacak. Bu da a eksi b bölü 2. Daha sonra buradan b'ler gitti. 2a eksi 2c kaldı. 2a eksi 2c bölü 2 var. Her yeri 2'ye böldüğümüzde de a eksi c cevabını bulurum. 460. sorumun cevabı da a eksi c olarak bulunur. 461. sorumuz. ABC bir üçgen. B açısı küçüktür a. Bakın bu B açısı, B açısı küçüktür a. Şimdi b açısının gördüğü kenar 9. Tamam. Küçüktür a açısının gördüğü kenar x. Demek ki ben buradan 9 küçüktür x olduğunu anlıyorum. Harika. x'in alacağı en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. x sayımız 9'dan büyük olacak ve tam sayı olacak en küçük olacak. Ben x yerine 10 verebilirim. 461. sorumun cevabı da bu şekilde 10 olarak bulunur. 462. sorumuz ABC bir üçgen. BAC bu açı 110 derece. AB'miz 5. BC'miz x olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor bizlere. Şimdi düşünüyorum. Bakın. Düşünüyorum. Benim buradaki açım bakın bu açım 110'dan küçük olmak zorunda. Maksimum tam sayı olarak 69 olur mesela. Yani benim bu C açım küçüktür A açısı. E bu C A'dan küçükse C'nin gördüğü kenar 5'ti. E otomatikman bu kenarda küçük olacak. A'nın gördüğü X'e X'in alacağı en küçük tam sayı değeri diyor. 5'ten büyük olan alacağı en küçük tam sayı değeri de 6'dır hocam. 462. sorumuzun cevabı da 6 olarak bulunur. 463. sorumuzda ABC bir dik üçgen, BA diktir AC'ye. AB'miz X, BC'miz 5 olduğuna göre X'in alacağı en büyük tam sayı değeri X'in alacağı en büyük tam sayı değeri bu açı 90. Benim buradaki açımda 90'dan küçük olmak zorunda. Çünkü 90 olsa 180. Buraya açık Yani maksimum tam sayı 89. Bu ne anlama geliyor? Demek ki hocam benim A açım C açımdan büyük olmak zorunda. A açısı buradaki C açısından büyük. Demek ki A'nın gördüğü kenar 5 büyüktür. C'nin gördüğü kenar X olmak zorunda. Yani X dediğim sayı 5'ten küçük ve alacağı en büyük tam sayı değeri diyor. 5'ten küçük alacağı en büyük tam sayı değeri de 4'tür hocam. 463. sorumuzun cevabı bu şekilde 4 olarak bulunuyor. Kayıtta bir sıkıntı olmasın. Güzel. 464. sorumuz ABC bir üçgen. BA değiştir DAC'ye. Açı ortay verilmiş. AB küçüktür AC'ye. Bakın AB uzunluğum AC uzunluğundan küçük. Bu bana çok şey söyler. Şimdi benim AB uzunluğum AC uzunluğundan küçükse bu açı alfa bu açı beta diyorum. Büyük üçgene düşündüğümüzde bakın. AB kenarım AC'den küçükse demek ki AB'nin gördüğü açı beta küçüktür. AC'nin gördüğü açı alfa. Beta açısı alfa açısından küçük. BD9 ve DCX olduğuna göre X'in alacağı en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Açı ortay kuralı bana ne diyordu arkadaşlar? Hatırlayalım. Daha büyük. Açı ortay kuralı bana der ki. Diyelim ki bu açı ortay. Kenar 3, kenar 4 ise burası 3K, burası 4K oluyor. Bakın 3K'ya 4K. E hocam benim AB kenarım AC kenarından küçükse demek ki bu BD kenarım. DC kenarından küçük olacak. Çünkü açıortay ortay kuralı bana onu söylüyor. 3'e 3K, 4'e 4K. Ne anlama geliyor? 9 küçüktür. X olmak zorunda. X'in alacağı en küçük tam sayı değerini istiyor. O da 9'dan büyük olan 10 olur hocam. Bu da 464. sorumuzun cevabını bizlere 10 olarak bulur. 465. sorumuza yine bir benzer soru. Aynı soruyu yapmışım. 9X BAD. Bir dakika. Yok tam aynı sorudaymış özür dilerim. Ama aynı mantık. ABC bir üçgen. BAD DAC açıortay verilmiş. BD büyüktür DC. Benim BD bu arkadaşım. Eğer DC'den büyükse. E hocam açıortay ortay kuralı 3'e 3K 4'e 4 e kaydı. Buradaki 9 sayısı da otomatikman X sayısından büyük olmak zorunda kalıyor. üstteki soruda detaylı anlattım. X'in alacağı en büyük tam sayı değeri diyor. 9'dan küçük olan en büyük tam sayı değeri 8 8'dir diyorum. 465. sorumuzun cevabı üstteki soruyla aynı mantık. 8 olarak bulundu. 466. sorumuzda ABC bir üçgen. DAC CAE. Burada dış açıortay verilmiş. DC kenarım 10. Harika. AD kenarım x olduğuna göre x'in alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor? Bakın ne yapıyorum? Ben ABD üçgenindeki bu açıya alfa dersem, ACB üçgenindeki bu açıya beta dersem, iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan dışa yani benim bu nokta dediğim açı alfa artı betadır. Otomatikman bu noktada alfa artı beta oluyor. Şu anda ben alfa artı beta ile beta yorumlayabiliyorsam bunların gördükleri kenarları yorumlayabilirim. Çünkü alfa artı beta beta açısından büyük olacağına göre alfa artı betanın gördüğü 10 kenarım benim betanın gördüğü x'den büyük olmak zorunda. Yani x dediğim kenar 10'dan küçüktür. E alacağı en büyük tam sayı değerini soruyor. 10'dan küçük olan en büyük tam sayı değerim 9 oluyor. 466. sorumuzun cevabı da 9 olarak bulunur. 467. sorumuz ABC bir üçgen. C açısı 50 derece ile 90 derece arasında ve AC eşittir BC. ikizkenar verilmiş. Olduğuna göre A açısının alışabileceği kaç tam sayı değerim vardır diyor. Buraya alfa, buraya alfa dersem ben. E burası otomatikman 180 eksi 2 alfa oldu. Harika. Geliyorum bu alfayı eşitsizlikte yerine yazıyorum. Yani alfa cinsinin eşitsizlikte yerine yazıyorum. Ne anlamı geliyor bu? 50 derece küçüktür. C açısını gördüğüm yere ben 180 2 alfa yazarsam küçüktür 90. Alfayı elde edersem eşitsizliği bulurum. Elde edeyim. Önce her yere her yerden her yere eksi 180 ekliyorum. O zaman hocam burası eksi 130 küçüktür. Eksi 2 alfa küçüktür. Eksi 180 artı 90'dan eksi 90 derece. Her yeri eksi 2'ye böleceğim. 65 büyüktür. Alfa büyüktür. Eksi 2'ye böldüm. 45 derece. A açısından alacak kaç tam sayı değeri vardır diyor. Alfanın alacağı alfa 65 derece ile 45 derece arasındaki tüm değerleri alır. Nedir bunlar? 64, 63 bla 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 bla. En küçük de 46. Kaç değer var burada? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 18 artı 1'den toplamda 19 tane açı değeri vardır. 467. sorumuzun cevabı da 19 olarak bulunur. 468. sorumuzda ABC bir üçgen DAC 30 derece. Harika. AB eşittir AD'ye güzel ikiz kenar olduğuna göre x açısının en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Hocam iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani burası kısaca x artı 30 derece. E hocam burası da x artı 30 derecedir. İşte bunlar ikiz kenar değil mi? Bizden x'in alacağı en büyük tam sayı değeri soruyor. Peki soruyorum size. Soruyorum size. Bu iki açı en büyük kaç olur? Bir kere. Bir kere. Benim bu açım. Bakın bu açım. 90 dereceden küçük olmak zorunda. Çünkü 90 olsa toplamı 180 olur. Tepeye açık kalmaz. Demek ki ben ne buldum şu anda? x artı 30 dediğim sayının 90 dereceden küçük olduğunu. E 30'u diğer tarafa attığımda x küçüktür. 60 derece. E, 60 derecen küçük. Verebileceğim en büyük tam sayı değeri 59 derece verirsem ben X'lere hiçbir sorun kalmaz ortalıkta. Bakın. Çünkü 50, 89, 89 buraya 2 derece kaldı gibi düşünebilirsiniz tam sayı olacağı için. Bu da X'in alacağı en büyük değeri 59 derece olarak buldurmuş oluyor 68. sorumuzda. 69. soruda şöyle yukarı çektim. ABC bir dik üçgen güzel. A, B diktir B, virgül atmayı unutmuşum. Umarım bunu unutmam daha sonunu düzeltirim. Tamam diklik verilmiş. D, AC 23 derece olduğuna göre X açısını alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor bize. Yine şöyle yapalım. 2 için toplamı komşu olmayan dış eşittir. Demek ki burası hocam X artı 20. X artı 23'tür. Şimdi düşünüyorum. E burası 90'sa benim bakın tam tam sayı istiyor değil mi? Tam sayı istiyor. Şu yukarıya bir düşünün. Burası 89 olur değil mi? Maksimum. Demek ki burası 90 dereceden her zaman küçük olmak zorunda. Çünkü 90 olsa dik olmak zorunda kalır. Yani x artı 23 dediğim açı 90 dereceden küçük olacak ki 90, 90, 180 olamasın yukarıya pay kalsın. 23'ü diğer tarafa attım. x küçüktür. 20 çıkarttım. 70'ten 67 derece. 67'den küçük olan alacağı en büyük tam sayı değeri de 66 olur. 469. sorumuzun cevabı 66 olarak bulunur. 470. sorumuz ABD eşkenar üçgen ABD. Tamam, bu ne anlama geliyor? 60 derece, 60 derece ve de burası 60 derece. Bu bir. DACE, ACDX ve Y. Y büyüktür 22 derece. Y büyüktür 22 derece. X'in alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bu 60 ise. İki iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açıya eşittir. Buradan ne geliyor? X artı y eşittir. 60 derece. Benim elimde ne var arkadaşlar eşitsizlik olarak? Y büyüktür 23 var. Ben bunu kullanacağım. Nasıl? X'i diğer tarafa attım. Y eşittir. 60 eksi x. Y gördüğüm yere 60 eksi x yazarsam. 60 derece eksi x büyüktür 23. Eksi x'i sağ tarafa attım. Büyüktür x. 23'ü sol tarafa gönderdim. Ne oldu? 37 derece. Yani x açısı 37'den küçük olacak. Tam sayı istiyor. 37'den küçük olan tam sayı 36 olur. 470. sorumuzun cevabı da bu şekilde 36 olarak bulunmuş oluyor. Doğru yaptık değil mi? Yanlış olmasın. Hmm. X artıya 60'tan eşitlik var burada. Şöyle bir hata yaptık x artı y 60 eksi x y'in 60 eksi x yazarsam e diğer tarafa attım x 37'den küçük olacak x'in alacak en büyük tam sayı değeri şimdi şöyle diyelim x 37'den küçük olacak eğer x'i ben 37 alırsam 37 alırsam 37 60 61 daha büyük oluyor yok tamam 36'dan küçük oluyor yani 37'den küçük olacak 36 olursa oluyor mu 23'ten büyük 23 37 eşitlik var mı burada yok 22'den hatamı buldum Y 22'den büyük. 23'ten değil. Bura 22. Hata mı buldum tamam. Hemen kızmayın. Kızmayın. Sakin olun. Şimdi oldu. Yani hata yaptım. 22. 22 dersem diğer tarafa attığımda X küçüktür. 38. 38'den küçük olan en büyük 37'dir. Şimdi oldu. 470. sorumun cevabı 37'dir. 471. sorumuz ABC bir üçgen. BAC 70 derece. BC'miz X, AC'miz Y ve Y büyüktür X diyor. Bakın Y kenarım X kenarından büyükse Y büyüktür X ise Y'nin gördüğü açı B açısı büyük olmak zorunda X'in gördüğü açı olan 70 dereceden. Harika. B açısının en küçük tam sayı değeri diyor. 70 dereceden büyük olan en küçük tam sayı değeri 71 derecedir. 471. sorumuzun cevabı da 71 derece olarak bulunur. 472. sorumuz ABC bir üçgen. ABC 60 derece. A büyüktür B. AB'miz B, BC'miz A. Olduğuna göre A açısını alabileceği en küçük tam sayı değerim. Şöyle yapalım. Eğer benim A kenarım B kenarından büyükse A'nın gördüğü açı A açısı büyük olmak zorunda. B'nin gördüğü açı. B'nin gördüğü açı burada mı? C'de. ABC. A büyüktür B. Hmm, bak bu açıyı yorumlamamız gerekiyor. A B'den büyükse A büyüktür B. AB'den büyükse A, A 60 dereceden büyük oluyor. A büyüktür 60 derece. Şimdi oldu. Şimdi benim bu açım 60 dereceden büyükse misal veriyorum. Ben buraya 61 dediğimde burası otomatikman 59 oluyor. Yani e, 61'in gördüğü kenar A büyüktür. 59'un gördüğü kenar B oluyor. Yani A kenarım benim B kenarından büyük olmuş oluyor. Direkt bu mantığı kurduk biz. O zaman bu A açısı A açısı eşitlik olduğunda 60-60 olacak ya benim bu A açım 60 dereceden büyük olmak zorunda kalacak. Çünkü 60 olsa bu da 60 olur eşitlik olur. 59 olsa 61 olur. BA'dan büyük olur. Olmaz. A'nın B'den büyük olması için A açısının çünkü bu 60 olduğu için geriye 120 kalıyor. Eşit bölüştürdüğünde 60 60 oluyor. 60'tan büyük olması gerekiyor. 60'tan büyük olması demek ki A açısını en küçük 61 derece olarak buldurur. 472. sorumuzun cevabı 61'dir. 473. sorumuz. ABC bir üçgen. B açısı, bakın B açısı 60 dereceden küçük ve AC eşittir BC olduğuna göre A açısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Benzerini yaptık. Buraya veya şuraya alfa, buraya alfa dersem iki kenardan dolayı hocam benim bu açım 180 eksi 2 alfa. E B 60'dan küçükmüş. Bu ne anlama geliyor? 180 eksi 2 alfa küçüktür 60 derece. 60'ı bu tarafa gönderdim. 120 eksi 2 alfayı bu tarafa gönderdim. 2 alfa her ikisini de 2'ye böldüğümde alfa büyüktür 60 derece. Alfa 60'tan büyük. Alfa ne En küçük tam sayı değeri istiyor. 60'tan büyük olan 61 derece alacağı en küçük tam sayı değeridir. 473. sorumuzun cevabı 61 olarak bulunur. 474. sorumuzda ABC bir dik üçgen. Yine burada virgül atlamışım. Bunlara bakacağım. Tamam. A B diktir B C ve C açısı 20 derece ile 60 30 derece arasında olduğuna göre A açısını alacağı tam sayı değerleri kaçtır diye. Şöyle yapalım. Buraya alfa, buraya beta dedim. Ve benim elimde alfa artı betanın 90 derece olduğu var. Sonra burası alfa mıdır? Bir de benim alfamın 20 küçüktür, alfa küçüktür, 30 derece olduğu var. Buradan alfa yalnız bırakacağım. Betayı diğer tarafa attım. Alfa eşittir 90 eksi beta. Geldim yerine yazdım. 20 küçüktür. 90 eksi beta küçüktür. 30 derece. Beta'yı yalnız bırakacağım. Önce bu 90'dan kurtuluyorum. Her yere eksi 90 ekledim. Eksi 70 küçüktür. Eksi beta küçüktür. Eksi 90 eklediğimde burası eksi 60 oldu. Her yere eksini çarptığımızda da 70 büyüktür. B büyüktür. 60 oldu. A açısını alabileceği, A açısını yani bu beta'nın alacağı, Tam sayı değerlerinin sayısı kaçtır diyor. 60'tan büyük 61 var. 70'ten küçük 69 var. Son terim eksi. ilk terim böyle artış miktarı artı 1. 8 artı 1'den toplam 9 değerim var hocam. 474. sorumuzun cevabı da 9 değer olarak bulunuyor. 475. sorumuzda. ABC bir dik üçgen ABC bir üçgen. Harika. ABC 59 derece, ABC verilmiş. BAC 61, ACB 60 derece ve AD dikliği DC olduğuna göre, şekildeki en uzun kenar hangisidir diyor bana. Açıları takip ediyorsunuz. Ne anlama geliyor hocam bu? Şu anlama geliyor arkadaşlar. Açıları takip ettiğinizde, şu açılara baktığınızda en büyük kenar 61'dir. Buradaki daha sonraki 59'dur bu üçgende. Yani bu ne anlama geliyor? Buradaki şu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi açı takip ediyoruz değil mi? Ben en büyük kenarı bulmaya çalışıyorum. 90'ın gördüğü bu kenar en büyük. Sonra daha devam ediyorum. Devam ediyorum. En büyük açı 61 olduğu için bu tarafa gittiğimde benim en büyük kenarım BC. Mantık şöyle kuruluyor. Diyorum ki 59 derecenin gördüğü. Bakın 59 derecenin gördüğü. AC kenarı mı daha büyüktür? 61 derecenin gördüğü BC kenarı mı? Tabii ki de 61'in gördüğü BC kenarı. Bakın Tabii ki de 61'in gördüğü BC kenarı. Eğer 61 burada yazsaydı bu bunu gösterecekti. Bu da bunu gösterecekti. Otomatikman en büyük olacaktı. Bak iki taraftan sağlıyorum. Bu üçgende ya bu şekilde şu anda 90'ın gördüğü AC var ya bu AC'den çünkü bu AC 59'u görüyor. 61 BC gördüğü için bu BC'miz bizim AC'den daha büyük oluyor. Demek ki AD ve DC yorumlama gerek yok. Zaten bu üçgendeki en büyük kenar AC'dir. Çünkü 90 var mı burada. Hipotenüs burası. Bu üçgendeki en büyük kenar BC'dir. E BC AC'den büyüktür gördüğünüz gibi. Demek ki en uzun kenarımız BC olarak bulunmuş olur. 475. sorumuzun cevabı da BC'dir. 476. sorumuzda ABC ve ADC birer üçgen. 54 derece, 60 derece ve ACB 54 derece 60 derece tamam. ACD 50 derece. ADC 100 derece. Onunla göre şekildeki en kısa kenar bu sefer. En küçük açının karşısına gideceğim. Diğer kalan açıları yerleştiriyorum. 150 hocam burası eğer 30 derece ise. 180 tamam. 60 54 hocam burası da 66 derecedir. Bu üçgendeki bu üçgendeki en kısa kenar AD. Ama bu en kısa kenarken diğer üçgendeki en uzun kenar. Demek ki en kısaya takip ediyorum. Bu üçgen de bu. Bu üçgen de bu. Mantığı şöyle kuruyoruz yine. Dediğim gibi arkadaşlar takip ediyorum. Oku takip ettim. Oku takip ettim. Demek ki benim bu üçgenimdeki en kısa kenarım DC olmak zorunda kaldı. Bakın DC. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ABC üçgenindeki en kısa kenar AC iken ADC'deki en büyük bu. Demek ki en küçük açının karşısında en küçük olmak zorunda kalır. Oku takip ediyorsunuz her zaman en küçük veya en büyük için fark etmez. 476. sorumuzda bu şekilde DC olarak bulunuyor. 477. sorumuz ABC bir üçgen BAC 71. ACB 69 olduğuna göre şekildeki en kısa kenar hangisidir diyor. 71, 9 daha 80, 60 daha 140. Geriye buraya kaldı. 40 derece. E açının gördüğü, bakın oku takip ediyorum. En küçük kenar AC. Demek ki benim en kısa kenarım. AC olmak zorunda kalıyor. 477. sorumuzun cevabı da kolay bir soru diğerlerine göre AC olarak bulunur. Şimdi her şey anlaşılacak işte. 478. sorumuzda ABC, ACD ve DC bir üçgen. AB diktir BC 90 derece. CAD, CAD 61, ACD 62, CDE, CDE 60, DCE 61 ve ACB 53. Olduğuna göre olduğuna göre en kısa kenar hangisidir? Demek ki en küçük açıya gideceğim ben. Bu üçgendeki diğer açıyı da yerleştireyim. 53 90 olması için 53 60 37 40 30 7 derece. Bu üçgendeki en küçük kenar B. Sonra şu açıyı yerleştireyim. 61 62, 3 fazla buraya 57 kaldı. Bu üçgendeki en kısa kenar bu arkadaşım. 60, 61, 59. Bu üçgendeki en kısa kenarım bu. Bakın oku takip ediyorum. Ok bana burayı gösteriyor bu üçgende. Bu üçgende ok burayı gösteriyor ve bu üçgende ok BC kenarını gösteriyor. Demek ki benim en kısa kenarım BC bulunur. 478. sorumuzun cevabı da bu şekilde BC olarak bulunuyor. Geldik yeni bir bilgiye. Elimizde bizim diyelim ki bir ABC üçgeni var ve kenarlarımız AB'miz C, AC'miz B ve BC'miz A. Yani üç kenarı biliyorsanız siz herhangi bir kenar seçtiğinizde mesela A kenarını seçtiğinizde o zaman diğer iki kenarın farkından büyük olmak zorunda bu A kenarı ve diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorunda. Bunu diğer kenar için yapabiliriz. Yani ne demek istiyorum ben? Eğer ben buradan C kenarını seçersem o zaman bu C kenarım diğer iki kenarın farkından. Niye mutlak değer alıyorum? Çünkü büyükten küçük çıkarttığımızda pozitif olması için. Farkından ve toplamlarından küçük olmak zorunda. Aynı şekilde B kenarı da diğer iki kenarın farkından büyük ve toplamlarından küçük olmak zorunda ve bu şekilde bayağı sağlam sorularla karşılaşmış olacağız. Hatta diğer bilgileri de katıp sorular daha kapsamlı yapmaya çalışacağız. 479. sorumuza ABC bir üçgen. 1, 7 kenarlarımız verilmiş. X'in alacağı tam sayı değerleri. Yani hocam benim bu X'im 7 eksi 1 6'dan büyük. 7 artı 1 8'den küçüktür. Yani 6 ile 8 arasında olmak zorunda alacağı tam sayı değeri nedir diyor. 6 ile 8 arasında bir tane tam sayı değerimiz var. O da 7'dir. 479. sorumuzun cevabı bu şekilde 7 olarak bulunmuş olur. 480. sorumda yaklaştırayım. ABC bir üçgen. AB'miz 3. AC'miz 4 olduğuna göre BC x'in alacağı kaç tam sayı değeri vardır? Demek ki ben bu x'i ortaya alsam 4 eksi 3'ten 1'den büyük olmak zorunda. 4 artı 3 7'den küçük olmak zorunda. Alacağı değerler 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Tabi tam sayı değerleri. Kaç tane var diyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane var hocam. 480. sorumun cevabı da bu şekilde 5 olarak bulunur. 481. sorumuz ABC bir üçgen. A açısı C açısından büyük. Bakın A açısı C açısından büyük. Şimdi iki bilgiyi karıştırıyorum. Benim A açım C açısından büyükse A'nın gördüğü x kenarı C'nin gördüğü 7'den büyüktür. Bu 1. Sonra 3 kenarı bildiğim için ben bu x'i ortaya aldığımda 9 7 2'den büyük olacak. 9 artı 7 16'dan küçük olacak. Ve bu iki bilgiyi kesiştirirsem yani 7'den büyük 2 ile 16 arasında ben bu iki bilgiyi kesiştirdiğimde benim x değerim 7'den büyük 16'dan küçük olur. Kaç tam sayı değeri vardır diyor. 8, 9 diye gider. En son 15 olur. Ve tek tek saymayacağım tabii ki de. 15 8 son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yaptığımda 7 artı 1'den toplamda 8 tane değeri vardır. 481. sorumun cevabı 8'dir. 482. sorumuz ABC bir üçgen. C açısı A'dan küçük, A da B'den. Ne anlama geliyor bu? C açısı gördüğü kenar 5 küçüktür. A'nın gördüğü kenar X küçüktür. B'nin gördüğü kenar 8. Yani benim X'im 5 ile 8 arasında. Bu bir bitmedi bir de üç kenar üzerinden gidersem x'i tam ortaya alırsam 8 5 3'ten büyük 8 artı 5 13'ten küçüktür. Elimizde iki tane eşitsizlik var ve bunların kesişimi lazım ana. Kesişim. Çünkü bunlar v ile bağlı aralarında. E bunların kesişimi nasıl olur Küçük olanın büyüğünü alıyorum. Yani 5'i. Büyük olanın da küçüğünü alıyorum. Yani benim x'im 5 ile 8 arasında oluyor. 482'nin sorumun cevabı. Toplamını istiyormuş bizden. 6, 7 tam sayı değerleri var. 6 artı 7'den de 13 çıkıyor. 2 eşitsizlik varsa ve bunun kesişimini istiyorsa küçük olanın büyüğü, bunu basit eşitsizliklerde gördünüz zaten, büyük olanın da küçüğü alınır. Ve sorumuzun cevabı 482, 13 olarak bulunur. 483. sorumuz ABC bir üçgen. CA'dan küçük AB'den. Kenarları hemen buna göre yapalım. C'nin gördüğü kenar 4 küçüktür. A'nın gördüğü x küçüktür. B'nin gördüğü 9. Bu birinci eşitsizliğimiz. AB 4, A, C, 9 olduğuna göre x'in alacak kaç tam sayı değeri vardır? Yine üç kenardan bahsediyorum. X'i tam ortaya alırsam 9 4 5'ten büyük. 9 artı 4 13'ten küçük. Diğer eşitsizliğim 4 küçüktür. X küçüktür 9. Ne dedik? Küçük olanın büyüğü, büyük olanın küçüğü. Yani benim kesişim alıyorum bunların arasında. Yani benim aralığım 5 ile 9 arasındadır. Kaç tam sayı değeri var diyor. 6 7 8'den 3 tane tam sayı değeri var. 483. sorumuzun cevabı da 3 olarak bulunur. 484. bir tık daha geri geldim. 484. sorumda. Güzel. ABC ve BDC birer üçgen. AB4, AC7, DC9 olduğuna göre BDx'in en büyük tam sayı değeri kaçtır? Ben bu kenara a dersem. Bu a'nın aralığına bakıyorum bakın. a'nın aralığına bakıyorum. 7 4'ten 3'ten büyük, 7 artı 4'ten 11'den küçük ve bu x'in en büyük tam sayı değerini istiyorsa o zaman ben a'ya 3 ile 11 arasında verebileceğim en büyük tam sayı değeri 10 yapıyorum. Sonra buradaki üçgende üçgen eşitsizliği yapıyorum. Bu x'i ben araya alırsam 10 artı 9 19'la 10 eksi 9 1 arasında olur. Alacağı en büyük tam sayı değeri 19'dan küçük olan 18 olmak zorunda kalır. Ve normalde küsurat da olur ama tam sayı istiyor. 484. sorumuzun cevabı bu şekilde 18 olarak bulunuyor. Tekrar bir bakayım. 7 eksi 4. 3 ile 7 artı 11 aralığında. 3 ile 11 aralığında. A yerine 10 yazdım. 19 A. Güzel. Bunun tam sayı olmasına gerek yok. Bak hataya bak. Bunun tam sayı olmasına gerek yok. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu A'nın aralığını ben 3 ile 11 arasında yapayım. Tamam. Sonra ben buraya A dedim ya. Bu X'in aralığını yazmak istesem. Bakın X'in aralığını yazmak istesem. Gayet güzel yaptı. Şu an gayet Ortaya çıkardık her şeyi. X'in aralığını yazmak istesem ben. 9-a ile a artı 9 aralığında. Yani bu x sayım a artı 9'dan küçük olmak zorunda kalıyor. Peki a artı 9 nedir? A artı 9. Buraya a artı 9 eklersem. 9 artı 3. 12 küçüktür. 9 artı a küçüktür. 9 artı 11'den 20. Yani bu a artı 9 ne oldu? 20'den küçük oldu. E a artı 9 20'den küçükse x de otomatikman 20'den küçük oluyor. 20'den küçük olan en büyük tam sayı 19 oluyor. Nedeni şöyle arkadaşlar. Ben burada A'nın tam sayı olduğunu söylemedim size. Ben burayı 10,5 seçersem. Bakın 10,5 seçersem. Yani benim bu x değerim 10,5 ile 9'un toplamı 19,5'tan küçük 19 alır. O yüzden burada ekstradan tüm kenarlar tam sayı diye belirtmediğim için burayı 10,5 seçebileceğimi bildiğim için eşitsizlik üzerinden çözüm yaparsanız daha sağlıklı bir cevaba ulaşırsınız. 485. sorumuz ABC C ve B, D, C birer üçgen. AB'miz 4, AC'miz 8, DC'miz 3 olduğuna göre BC'nin en küçük tam sayı değeri için bakın üstteki soruda buradaki sayı tam sayı değil ama buradaki A sayısı benim için en küçük tam sayı olacak. E bunu da ben büyükteki üçgen eşitsizliğine yapabilirim. Yani 8 4'ten 4'ten büyük A sayısı 8 4 12'den küçük. Şimdi burası normalde 4 küsur olabiliyor ama tam sayı diye belirtmiş. E en küçük tam sayı da 4'ten büyük olan 5 değerini aldı. Buradaki üçgende üçgen eşitsizliği yaparsam x'i ortaya aldığımda 5 eksi 3 2'den büyük. 5 artı 3 8'den küçük oluyor. Yani 3, 4, 5, 6, 7 değerlerini alıyor. Toplayalım. 7, 3, 10, 16, 20, 5 daha 25 yapar. 485. sorumun cevabı da 25 olarak bulunur. 486. sorumuz bir tık geri geldim. Tamam görünüyor. ABC bir üçgen. BDC bir dik üçgen güzel. Diklik verilmiş. AB'miz 4. AC'miz 9. B, BD'miz 8 olduğuna göre BC bu X'in alacağı tam sayı değerlerini toplamak. Önce şurada üçgen eşitsizliği yapıyorum. Ne anlama geliyor bu? 9 eksi 4 5'ten büyük. X sayısı 9 artı 4 13'ten küçük. Bu 1. Sonra buranın 90 derece olması bana ne sağlar? Hocam en büyük açı 90'dır. Demek ki en büyük kenar X'tir. Neye göre? Diğerlerine göre. Yani bana diyor ki senin x sayın 8'den büyük olmak zorunda. E bu alt kısım değişti o zaman. 8 küçüktür. x küçüktür. 13 demektir. Tam sayı değerlerin toplamını istiyor. Alacağı değerler 9, 10, 11 ve 12'dir. 12, 9 daha 21, 31, 41, 42 yaptı. 486. sorumuzun cevabı da 42 olarak bulundu. 487. sorumuz ABC ve BDC birer üçgen. AB kenarım 12, AC kenarım 8, BD kenarım 6 ve DC kenarım 7. BC yani x'in alacağı kaç tam sayı değeri vardır? Önce üstteki üçgende üçgen eşitsizliği. X'i ortaya aldığımda 12x8 4 ile 12 artı 8 20 arasında ve alttaki üçgende yaptığımızda aynı şeyi 7 6dan 1 ile 7 artı 6. 13 arasında ve bunların arasında kesişim vardır. Küçük olanın büyüğü, büyük olanın küçüğü. Yani benim x'imin aralığı 4 ile 13 arasında olmak zorunda. Peki kaç tam sayı değeri vardır diyor. 5, 6, dıgı 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 en son 12'ye kadar gider. Son terim eksi ilk terim öyle artış miktarı artı 1. 7 artı 1'den de 8 terim vardır. 487. sorumuzun cevabı 8 olarak bulunur. 488. sorumuzda ABC bir üçgen BC kenarım 13 AB kenarım 6x ve AC kenarım 7x olduğuna göre x'in alacağı kaç tam sayı değeri vardır? Şimdi burada ben 13'e bağlı olarak üçgen eşitsizliğini yazıyorum. Nasıl yazarım? 7x 6x'ten x'ten büyük. 7 artı 6'dan da 13 x'ten küçük. Şimdi x'e değerler vereceğim ve hem 13'ten büyük olacak hem de buradakiler 13'ten küçük olacak. Ne verebilirim? Ben x yerine 1 verirsem 1 küçüktür 13, küçüktür 13 olmaz. 1 olmuyor. 2 verirsem 2, 13, 26 olur. 3 verirsem olur. 4 verirsem olur. Nereye kadar? En son ben burada 13 versem 169. Bakın 13 küçüktür 13 olmaz. Yani en büyük de 12 değerini verebiliyorum. Kaç tam sayı değeri vardır diyor. Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı birden toplamda 11 terim var. 488. sorumuzun cevabı da 11 olarak bulunur. 489. sorumuzda ABC bir üçgen. BC kenarı 9, AC'miz 16, AB'miz 2x 3. Oluna göre x'in alacağı kaç tam sayı değeri vardır diyor. Hemen üçgen eşitsizliği. 2x 3 araya aldım. Sonra 16 artı 9 25'ten küçük. 16 eksi 9 7'den büyüktür. Sonra her yere artı 3 e ekledim. 10 küçüktür. 2x küçüktür artı 3 ekledim. 28. Her yeri 2'ye böldüm. 5 küçüktür. X küçüktür. 14. 5 ile 14 aralığında. Kaç tam sayı değeri vardır diyor. 6, 7. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. En son 13. Terim sayısına bakalım. 13 eksi 6 bölü 1 artı 1'dir. O da 7 artı 1'den toplamda 8 terim vardır. 489. sorumuzun cevabı 8 terim olarak bulunur. 490. sorumuzda ABC bir üçgen. BC kenarı 10, AB kenarım 2x ve AC kenarım 3x olduğuna göre çevre ABC'nin en büyük tam sayı değeri. Çevre ABC ne demek? 5x artı 10 bunun maksimumunu istiyor. Şimdi biz x ile alakalı bir aralık bulayım. Üçgen eşitsizliği yaptığımda 10'u ortaya aldığımda 3x eksi 2x'ten x'ten büyük. 3x artı 2x'ten 5x'ten küçük. Var mı sorun? Yok. Veya direkt x'i araya alsaydım? Fark etmez. Yani. x küçüktür. 15 5x. Peki x'in aralığını buluyorum şu anda. x yerine ben 1 verirsem bakın 1 verirsem olmuyor. x yerine ben 2 verirsem yine olmuyor. x'in aralığını buluyorum şu anda. x yerine 2 versem 2'ye 10 oldu. Yani benim x sayım 2'den büyük bir sayı. Devam ediyorum. 3 versem olur. 4 versem olur, 5 versem olur, 9 versem olur. 10 veremiyorum. 10 versem burada eşitlik sağlanıyor. Yani benim x sayım 2 ile 10 arasında olmuş oluyor. Soru bitti. Benim x sayım 2 ile 10 arasında. Gerçi gerek yokmuş. Şuradan gidebiliyormuşuz. X 10'dan küçük. tam en büyük değeri istiyor. Tamam, bunu bulmanıza gerek yok. Sadece şu kısmı alın. Benim ilk sayım 10'dan küçükmüş. Çünkü benden en büyük değeri istiyor. E 10'dan küçükse 5x artı 10 alıyorsam önce her yeri 5 ile çarptım. 5x küçüktür 50. Her yere artı 10 ekledim. 5x artı 10 küçüktür 60. 60'dan küçük olan alacağı en büyük tam sayı değerimde 59 olur. 490. sorumun cevabı da 59 olarak bulunur. 491. sorumuz ABC bir üçgen. BC kenarım 9. AB kenarım X. AC kenarım 2X. Ve üçgenin kenarları tam sayı. Bu önemli. Üsttekinde tam sayı değildi. Bakın. Tam sayı değildi üsttekinde. Ve ben eşitsizlik şeklinde çözdüm. X küçük 10 dedim. Ne değer vereceğim? Basit eşitsizliklerden bunu bol bol yaptık. Üçgenin kenarları tam sayı olduğuna göre çevre ABC'nin en büyük değeri. Çevre ABC demek 2x artı x'den 3x artı 9. En büyüğünü istiyorsa burada x yerine ben maksimum değeri vereceğim. Peki bunu nasıl vereceğim? Hemen üçgen eşitsizliğini yazıyorum. 9'u araya aldım. 2x eksi x'den x 9'dan küçük. 2x artı x 3 xten büyük oluyor. Ve x verebileceğim maksimum değer 9'dan küçük olan 8 tam sayısıdır. Ben burada x yerine 8 versem 3 çarpı 8 artı 9'dan da cevabımız 24 artı 9 33 olarak bulundu. 491. sorumun cevabı da 33'tür diyor. 492. sorumuzda ABC bir üçgen BD kenarım A DC kenarım 2A. Bakın AC'miz 12 AB'miz 9 olduğuna göre AD yani X'in alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır. Şimdi burada bir bilinmeyen bir bilinmeyen de burada var. Bu 12'yi ben X için nasıl kullanacağım acaba? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın. BA'ya paralel. D'den geçen şu doğruyu çekersem ne yaptım ben? Bu arkadaşa BD'ye paralel çekmiş oldum. E, paralel çekmişsem demek ki ben benzerlik kuran işletebilirim. Ne anlamı geliyor bu? 2A'nın 3A'ya oranı. Aynı mantık burada. 2K'nın K'ya oranım. Yani 3 k ya oranım. E 12 sayısını ben 3K'ya böldüğümde demek ki benim bu kenarım 8, bu kenarım 4 olmuş oldu. K'ları siliyorum. Buraya R dersem ben 8'e 4 olarak bölüştürdüm. Bu bir. Bu bir. Peki hocam aynı şekilde 2A'nın 3A'ya oranı. Bakın benim benzerlik oranım. 2A'nın 3A'ya oranı eşittir. Ben bu DR'yi bilmiyorum. DR'nin AB'ye 9'a oranı. A'lar gitti. 3'e böldüm 1'i 3'e böldüm 3. 3 çarpı 2'den benim DR uzunluğumda 6 oldu. Yani ben buradan iki kenarını bildiğim bir üçgen oluşturdum. Demek ki artık X için üçgen eşitsizliği yazabilirim. Benim X'imin aralığı 6 artı 4 10'dan küçük. 6 eksi 4 2'den büyük oluyor. 2 ile 10 aralığında 492. sorumuzun cevabı kaç farklı tam sayı vardır diyor. 3 4 bla 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 9'a kadar gittim. 9 eksi 3 6 artı 1'den toplam 7 değer vardır. 492. sorumuzun cevabı 7'dir. 493. sorumuzda ABC bir üçgen AD eşittir DB. Yukarıdaki ile aynı mantık. AD eşittir DB. AC'miz 6, DC'miz 8. Olduğuna göre BC x'in alacağı kaç tam sayı değeri vardır? Yine aynı şekilde ben bu BC'ye paralel D'den buraya bir doğru çektim. Bakın paralel çektim. D, E bu eşit böldüysem paralel çektiğim için bunu da eşit böldüm. Yani 6'yı 3'e 3 olarak böldüm. İki çizgi yapayım. Bu 1. Peki devam ediyorum. Şimdi hocam 1'e 2'lik bir oran varsa bu x ise demek ki benim bu aralığım bu uzunluğum yani dr uzunluğum x bölü 2 oldu. Ve Ben burada İki kenarına bildiğim bir üçgen oluşturdum. X bölü 2'ye bağlı üçgen eşitsizliğini yazıyorum. 8 artı 3 11'den küçük. 8 eksi 3 5'ten büyük. X'in alacağı kaç tam sayı değeri vardır diyor. Her yeri 2 genişlettiğimde 10 küçüktür. X küçüktür. 22 oldu. En küçük 11. En büyük 21 değerini alır. 21 eksi 11'den 10 artı 1'den toplam 11 tam sayı değeri vardır. 493. sorumuzun cevabı 11'dir. 494. sorumuz ABC bir üçgen. AB kenarım 6. AC kenarım 12 olduğuna göre AD yani x'in alacağı tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Peki hocam burada ne yapacağım arkadaşlar? Burada da şunu uygulayacağız tabii ki de. Tabii ki de. Bakın açıortay kuralını ben biliyorum. Açıortay kuralı BD'nin DC oranı 6'nın 12 oranı eşittir. E 6'nın 12 oranı demek aslında A'nın 2A'ya oranına. Hocam bu hangi soruya benziyor? Bu bildiğin bu sorunun birazcık daha kapalı hali. A'ya 2A'yı yerleştirdim ben. E o zaman ne yapacağım? Tabii ki de BA'ya paralelimi çekeceğim. Bakın BA'ya paralelimi çekiyorum. Buraya R dersem. 2A'ya A ise e aynı mantık gittiğinde bakın 2A'ya A ise demek ki ben bu 11'i 12'yi 8'e 4 diye bölüştürdüm. Bu 1. Sonra 2A'ya 3A oranım zaten belli. 2A'ya 3A oranım eşittir. DR'yi bilmiyorum yine. DR'nin 6'ya oranına. 3'e böldüm 1'i. 3'e böldüm 2. 2'ç ağlar gider. 2 çarpı 2'den benim DR uzunluğum da bu şekilde 4 olarak bulundu. E zaten paralellikten dolayı Z kuralı buranın nokta olduğunu görebiliyor muyuz? Görüyoruz herhalde. Tamam. Şimdi ben burayı kıyaslayabilirim. Burayı. Tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor AD'nin. E hocam bu X tam ortaya denk geldiğine göre 4-4'ü biliyorum ben. Benim bu X'im... 4 eksi 4 sıfırdan büyük. 4 artı 4 8'den küçük. Yani sıfırla 8 arasında değerler alacak. Tam sayı değerleri toplamını istiyor bizden. 1 2 bla 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 7'ye kadar gidiyor. 1'den 7'ye kadar olan toplam 7 çarpı 8 bölü 2'dir. 8 2'ye böldüm 4. 7 çarpı 4'ten de 28 geldi. 494. sorumuzun cevabı 28 olarak bulundu. Yeni bir bilgi daha öğrenelim. Elimizde bir ABC üçgeni var ve bunların kenarları varsa. Arkadaşlar bakın. Eğer verilen bu B açısı size 90 derece olarak veriliyorsa. Her şeyi şimdiye kadar yaptığımız her şeyi yapacaksınız. Bir de bunun üstüne e, 90 derece olduğunu ben biliyorsam. Demek ki hocam ben burada pisagor yapabilirim. Eğer bu 90 derece ise benim B karem eşittir. A kare A artı C kare veya kare kök yazabilirsiniz. Bu bir. Bu bir. Peki benim bu açım 90 dereceden küçükse e o zaman bu eşitlik şöyle kayıyor, küçüktür oluyor. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Tamam, güzel. Yani ne yaptım ben şu anda? Eğer burayı 90 dereceden küçük olduğunu biliyorsam, demek ki benim bu B kenarım A kare ile C kareden küçük olmuş oluyor. Peki bir de buna alt sınır geliyor. Bunların bakın farkından da büyük olmuş oluyor B kenarım. Şöyle kök içine göstereyim daha iyi olur. Ve bu B kenarı bunların farkından büyük olmuş oluyor. Normalde neydi? Farkından büyük toplamlarından küçüktü. Yani buraya bir de Pisagor'u girdiğin işin içine artık toplama bakmana gerek yok kalmıyor. Karelerinin toplamının kare köküne bakmış oluyorsun. Eğer küçüktür olursa. Peki eğer bu açımız 90 dereceden büyükse. Bakın 90'dan büyükse. Otomatikman benim Pisagor'umdaki bu B büyüktür oluyor. A kare artı C kare. Bunun üst sınırı da toplamlarından küçük olmuş oluyor. A artı C. Umarım rahat bir şekilde anlamışsınız. Diziyorum. toplamlarından büyük, kareköklerin toplamlarından küçük olacak. Yani Pisagor'umuzu 90 dereceden büyük veya küçük diye ayıracağım. Bir de bir de üçgen eşitsizliğini katacağım bunun için işte. Katalım. 495. sorumuzda ABC bir üçgen ve C açısı 90'dan küçük. Eğer bu açı 90'dan küçükse hemen Pisagor aklıma geldi. Bu 5 12 13 üçgeni aslında. O zaman benim x'im 90'dan küçük olduğu için Pisagor'da küçük olacak. Benim bu x'im 5, 12, 13'ten küçük olacak. Alt sınır ne olacak o zaman? Farkları. 12 eksi 5, 7. Normal şartlarda bu 90'ı bilmeseydim ben 17'den küçük olacaktı. Ama Pisagor'dan dolayı 5, 12, 13 üçgeni var burada. En yani aslında bu 13'ü şöyle buldum. 5'in karesi artı 12'nin karesinin kare kökü. X ne Tam sayı değerlerinin toplamı diyor. 8, 9, 10, 11 ve 12 tam sayı değerlerini alır. 12 8 daha 20 31 40 10 daha 50 yaptı hocam. 50 yaptı. 495'in sorumuzun cevabı 50'dir. 496. sorumuzda ABC bir üçgen ve bu A açısı bu sefer 90'dan büyük. O zaman ben Pisagor'umu işleteyim. Bakın Pisagor'umu işleteyim. Bu açı 90'dan büyükse benim x'im büyüktür. 4'ün karesi artı 5'in karesinin karekökü. Peki üst sınırım nedir? Bunların toplamı. 9'dan büyük x sayısı 9'dan küçük. 4'ün karesi artı 5'in karesinden büyük geliyor. Yani kısaca 9 büyüktür. x büyüktür. 16 artı 25, 35, 41. Kök 41 demektir. Kök 41 dediğim sayı. Kök 36, 6. Kök 49, 6 küsür bir sayıdır. O zaman benim işimin x'imin alacağı değerler 7, 8 değerleridir. En küçüğünü istiyor. En küçük tam sayı değerim 7 oluyor. 496. sorumuzun cevabı 7 olarak bulunuyor. 497. sorumuzda ABC bir üçgen ve B açısı bakın bu açı 90 dereceden küçük. Tamam bunu yapacağız. AB6, AC10 şurada virgül atlamışım. AB6, AC10 olduğuna göre BC x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi tepe olsa sıkıntı yok ama burayı verdiği için birazcık uğraştıracak bizi. Bu açımız 90 dereceden küçükse o zaman Pisagor'dan küçük. Yani şu anlama geliyor. 10 sayısı küçüktür. Kök içinde 6'nın karesi artı x'in karesinden. Bu bir. Alt sınırımız nedir? Mutlak değer 6 eksi x'tir. Şu tarafı çözmek istiyorum önce. 10 küçüktür. 6'nın karesi 36 artı x karenin kare kökü derik. Her iki tarafın karesini alırsam 100 küçüktür. 36 artı x kareye 36'yı diğer tarafa attım. 64 küçüktür x kareye. Her iki tarafın kare kökünü alsam burası mutlak 8 küçüktür mutlak değer x'e. Yani buradan çıkacak sonuçta x büyüktür 8 veya x küçüktür x 8. E negatif olamayacağına göre x sayısı 8'den büyük olacak ve alacağı en küçük tam sayı değerini istiyordu. Diğer tarafı çözmeme bile gerek kalmıyor. 8'den büyük olan en küçük tam sayı değerim de 9'dur hocam. 497. sorumuzun cevabı 9 olarak olur. 498. sorumuz ABC ve BDC birer üçgen. ABD eşittir DBC. Yine burada 2,60'ım. DC'miz 5. BC'miz 13 olduğuna göre B'de X'in en büyük tam sayı değeri. X'in en büyük tam sayı değerini bulayım. Önce şu açıyla alakalı bilgi almak istiyorum. Bakın alfa alfa beta beta buraya teta buraya da R diyorum. Şimdi ne anlama geliyor bu? 2 alfa artı 2 beta artı teta eşittir 180'e. Alfa artı beta artı R eşittir 180'e. Sonra devam ediyorum. Ben buradan alfa artı beta'yı çeksem. Teta'yı diğer tarafa attım. Her yeri ikiye böldüm. Alfa artı beta eşittir. 180 eksi teta bölü 2 midir? Güzel. Bu ne, bu ne anlama geliyor? 90 eksi teta bölü 2. O zaman alfa artı beta gördüğüm yere ben 90 eksi teta bölü 2 yazdım. Artı r eşittir. 180'i 180 bu tarafa atarsam veya 90'ı diğer tarafa atarsam r eksi teta bölü 2 eşittir. 90 veya R açısı eşittir 90 artı teta bölü 2. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? R açısı 90 artı teta bölü 2. Yani kısaca benim bu açım 90 dereceden büyük olmuş oluyor. E 90 dereceden büyükse Pisagor kurallarına göre bakın Pisagor kurallarına göre benim 13 kenarım 13 kenarım büyüktür x kare artı 5'in karesinden. Peki neyden küçüktür? bunların toplamından yani x artı 5'ten küçük olur. Harika. X'in en büyük tam sayı değeri istiyor. Şuraya göre yaparsam soru çıkacaktır. X artı 5 büyüktür. 13 diğer tarafa attım. X büyüktür. 8 buradan çıkmıyor. Diğer tarafa gidiyorum. En küçük çıkıyor buradan. 13 büyüktür. Kök içinde x kare artı 5'in karesinden 25. Her iki tarafın kare aldığımda 169 büyüktür. X kare artı 25'e attım bu tarafa. 169'dan 25 çıkarırsam. Da burası 5, 12, 13 mü Evet 144. 144 büyüktür. X kareye her iki tarafın kare kökünü aldığımda mutlak değer 12 büyüktür. Mutlak değer X'e. Yani X dediğim sayı 12'den küçük. X'in alacağı en büyük tam sayı değerini istiyor. 12'den küçük olan en büyük tam sayı değerim 11'dir hocam. 11'dir hocam. 498. sorumuzun cevabı 11'dir. 499. sorumuz yine güzel bir soru. ABC bir üçgen ve A açısı 90 dereceden küçük. D açısı 90 dereceden büyük. 12, 16, 8, 5 verilmiş. X'in alabileceği tam sayıların toplamı kaçtır? Önce buradaki üçgende Pisagor'u yapıyorum. Çünkü A açısı 90 dereceden küçük. A açısı 90 dereceden küçükse benim bu X'im o zaman 12'nin karesi artı 16'nın karesinin karekökünden küçük olacak neyden büyüktür? Farklarından büyüktür. 16 eksi 12 4'ten büyüktür. Buradan yapalım bunu. 4 küçüktür. X küçüktür. Bu arkadaşımız 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. Karşısı 5'in 4 katı olacak. Yani kısaca 12'nin karesi artı 16'nın karesinin karekökü direkt bana 20 cevabını verecek. Bu bir. Bir de diğer taraftan geliyorum. Ama benim D açım 90'dan bu sefer büyük. E bu 90'dan büyükse x'imin aralığı 8, 15, 17 17, 90'dan büyük dedik değil mi? 17'den büyüktür. Benim alt sınırım da 17'den 90'dan büyük. X büyüktür 17 o zaman. tam doğru. Bu küçüktü. Güzel. Tamam. Bu da toplamlarından küçük olacak. 15 artı 8 23'ten küçük. Yani 23 ile 17 arasında alt alta yazıyorum. 17 küçüktür. X küçüktür. 23. Benim X'imin aralığı alt 4 ile 17'nin büyüğü, 20 ile 23'ün küçüğünü alıyorum. Bunların kesişimidir benim cevabım. Yani cevabım 17 küçüktür, x küçüktür 20 olarak bulunur. Benden ne istiyor? Tam sayı değerlerinin toplamını istiyor. 18 ve 19 var. 19, 29 toplamda 37 yapar hocam. 499. sorumuzun cevabı 37 olarak bulunmuş olur ve bugünümüzü de bu şekilde bitirdik. Üçgenler konu anlatımı 13. videomuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Yani kısaca konu anlatımı bitti arkadaşlar. Sonra kaya sorular 2 video, kaya testler 2 video, elit sorular 2 video ve elit testler 2 video olmak üzere soru çözümü yapacağız ve hızlı bir şekilde üçgenler konusunu bitirmiş olacağız diyelim ve kapanışa geçelim. Umarım hoşunuza gitmiş, umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeye abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.